Merhaba arkadaşlar, Mimarhanem kanalına sevgiler. Bugün yeni bir AutoCAD dersiyle karşınızdayız. Bugün line komutu, yani çizgi çizme komutuyla bazı yardımcı araçlardan bahsedeceğim. Öncelikle line komutunu anlatmak istiyorum. Line komutunu üzerine gelip tıkladığınızda aktif olacaktır. Defalarca tıklamanızın hiçbir anlamı yok. Ve diğer kısa yolunu göstermek istiyorum. Kısa yolları özellikle not almanızı istiyorum. Klavyemizden enter yaptığımızda line yazıp ya da enter yaptığımız zaman bu komut direkt aktif olacaktır. Şu an bir çizgi çizmek istiyorum. Şu an bir çizgi çizdim. Herhangi şu an hiç olmayan çizgiler çizdim. Ve bunu bitirmek istiyorsam enter yapabilirim ya da esici tuşuyla bu komuttan çıkabilirim. Ve bu komuta tekrar line'e basmadan aktif etmek için enter tuşuna ya da space tuşu aynı işlemi yaramaktadır. Space tuşu. Bastığımda tekrar komutumuz aktif olmaktadır ve bu kısmı bize yaramaktadır. Bunu silmek istiyorsak da delete klavyemizden delete tuşuyla bunu silebiliriz ya da bunun diğer kısa yolunu göstermek istiyorum. Erase İngilizce'de erase komutu, yani silmek aracı. Bunu klavyemizden şu an görüyorsunuz. Erase dediğimiz zaman erase komutuyla enter dediğimiz zaman bunu rahatlıkla silecektir. Bu kısa yolu da not almanızı istiyorum. Sonra alt kısma gelmek istiyorum. Alt kısımda model kısmının yanında grid kısımlarında grid açtığımız zaman arkada bize yardımcı çizgiler belli olacaktır. Ve bu yardımcı çizgiler bize yardım çizmemizde görsel olarak ya da sizin isteğinize bağlı kapatıp açabilirsiniz. Bu kısımdan sonra ikinci kısma geçmek istiyorum. Burada bizim bunu kapattığımız zaman bize yardımcı olarak hiçbir şekilde bir şey çıkmayacaktır. Ve ben buradan F8'de kısa yolu F8 olan orto komutunu, yani orto yardımcı çizgi şeyini açmak istiyorum. Buradan açtığım zaman artık rahatlıkla bir dik açıdan başka bir şey olmayacaktır. Dik açı rahatlıkla çizebilirim. 90-180 derece açılarla şu şekilde çizgi çizebilirim. Bunu diğer kısmına atayım. Burada da polar renk kısmında da buradan açısal olarak hangi açılarda çizmek istediğimi bunu buradan yapabiliriz. Ve bazı komutlarda üzerine basılı tuttuğunuzda kısa yolunu ve ne işe yaradığını detaylı olarak göstermektedir. Şu an bunu gösteriyorum ve 15-30'u 45 derece açılarla çizmek istiyorum. Tekrar geliyorum. Buradan bir nokta belirledim. Birinci noktayı tıkladım. Sol tık. Fareyin sol tıkıyla. Yaptıktan sonra şu an bakın. Belirli 15 açılarda bize yeşil eksende, yeşil çizgiyle bir aks belirleyecektir. Yardımcı çizgi. İstediğiniz açı çizebilirsiniz ama o açılarda bize yardımcı olacaktır. Şu an 45. Buradan tekrar 75 dereceyle çiziyorum. 180 derece açısı. Bu konuda bize yardımcı olacaktır. Son göstermek istediğim de buradan Object Snap Setting ayarlarından bahsetmek istiyorum. Bu bizim 2D çizimimizde çizgi üzerinde oynama yapmamızı, çizgi üzerinde yüzey seçmemizi sağlayan çizgilerdir. Özellikle göstermek istiyorum. Endpoint mesela. Şu an endpoint'i kapattığımız zaman endpoint başlangıç ve bitiş noktasını gösteren son kısımdır. Çizim yapmak istiyorum. Şu an geldiğim zaman şu son noktasını tutamıyorum. Ama buradan endpoint'i açarsak buradan bakın son noktasını nasıl kare içinde bizim çizgi tutmamızı sağladığını göstermektedir. Ve aynı şekilde ikinci kısım midpoint, orta kısmı. Bakın şu an bu çizginin ortasını bulamıyorum. Ama buradan geldiğim zaman bakın çizginin ortasını kesinlikle bulamıyorum. Buradan gelip midpoint'i açtığımız zaman çizgilerin artık ortasında bir üçgen şeklinde bir imge çıkarak bunun orta noktasını bulabiliriz. Diğer kısımda burada center, merkezini bulma, intersection. Bir seksiyon var. Extension özellikle dikkat çekmenizi istediğim bir kısım. Bu kısımda şu şekilde bizim şu kısmı tuttuktan sonra hayal olarak onun doğrusallığında çizgiye gitmemizi sağlar. Bu şekilde o noktayı yakaladıktan sonra buna paralel şu şekilde yapabiliriz. Bunu kapattığımız zaman kesinlikle şu çizginin bakın tekrar aktif ediyorum. Aynı şekilde gitmediğini görüyorsunuz. Benim size tavsiyem buradaki komutların hepsini aktif etmeniz ve nearest dışında. Çünkü nearest komutunu anlatayım. Çizgi üzerinde herhangi bir kısmı rahatlıkla seçmemizi, oradan bir nokta çizgi çizmemizi sağlar. Ama bu size bazen sıkıntılar yaratabilir. İşiniz düşmediği
sürecini iyice kapalı tutmanızı istiyorum. Ve bunlara işinize yarayacak kısımları tekrar gösterdim. Dediğim gibi Nearest dışının hepsini tikli olmasını, aktif olmasını istiyorum. Bu derste line ve yardımcı komutlardan bahsettim. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Yapamadığınız, takıldığınız noktalarda yorum ya da mail adresiyle bize ulaşırsanız size yardımcı olabiliriz. İyi günler diliyorum.